Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. İkinci kapta geldi gün içerisindeki Thomas Mönye kapı. mi konuşurken Thomas Mönye'nin kapı geldi arkadaşlar ve tabii o videomuzun içerisine giremedi. Şimdi Thomas Mönye'nin kapını değerlendireceğiz. Başkanımızın açıklamalarını bu süreci ve Trabzonspor takımımızın Tabii ki de transfer politikası ile alakalı önemli açıklamalar yapıldı. Abdullah Avcı'dan bir rapor bekleniyor. Bu süreci değerlendireceğiz. Muhammed Şam ve Onatçı ile alakalı güzel haberler geldi. Stoper'de 3 tane isim konuşuluyor. Bunlardan 2 tanesi hemen hemen belli gibi ve bir tanesi de yerli isim olduğunu söylemek istiyorum. Elimden geldiğince değerlendirme yapacağım. Yorum yapacağım ama Thomas Mönye ile alakalı bir e, kap bildirimi geldi. Öncelikle bunu konuşmamız lazım. Başkanın e, televizyondaki... E, Robert şeyini yayına katılmasındaki Thomas Mönye durumunu anlattı. Bunu izledim. Şimdi burada başkanımızın yapmış olduğu hatalar neler e, ne, ne yapılması gerekiyordu. Biliyorsunuz kulübümüz Thomas Mönye'ye dava açtığını söyledi. Bu haksız fesihle alakalı gerekli e, başvurularımızı yaptık dedi başkanımız. Şimdi tabii oyuncu sözleşmeye bir madde yazdırıyor. Ben tabi e, bu maddenin yazılma şeklinin neden olduğunu neden böyle bir maddeyi kabul ettiklerini biliyorsunuz merak ediyorum dedim ve başkan bunu aslında televizyonda söyledi. Ne dedi başkan? Oyuncunun ailevi sebeplerden dolayı bazı problemleri var dedi ve bizden bir ricada bulundu dedi başkan. Resmen böyle söylüyor. Demiş ki oyun özel sebepler burada söyleyemeyeceğim sebeplerden dolayı oyuncu ben sezon sonunda Aile bir sebeplerinden dolayı işte yaşadığımız bölgede bir takıma gidebilirim gidersem bana yardımcı olur musunuz gibi bir söyle bir arada bir muhabbet geçmiş anladığım kadarıyla oyuncu aile sebeplerinden dolayı sezon sonu ayrılabilirim gibi bir konuşma geçmiş aralarında ama kulübümüzde oyuncu demiş ki tamam demiş biz bunu yapalım ama bu maddeyi koyalım ama biz demiş senden şunu istiyoruz. Erkenden bize haber ver. Biz de işimize, gücümüze bakalım. Yolumuza bakalım demişler. Yani şimdi Thomas Meunier'in bu kadar iyi bir performans sergileceğini kimse kestiremediğini düşünüyorum. Şimdi benim e, burada tabii ki de e, eleştiri bu. Bunu konuşmak. Oyuncunun iş alakının kötü olduğunu, oyuncunun gerçekten karakter anlamında sıkıntılı olduğunda hem fikirim Bunda problem yok. Ama bu bizim kulübümüzün. E, oyuncunun karakteri kötü oldu ama beni kandırdı. Ya bu bir hani bu bir ticarettir ve bu insanlar kulübü yöneten insanlar ticaret insandır. Söz uçar yazı kalır. Şimdi bu oyuncuya bir madde yazıldıysa, örneğin Alevi problemleri var. Nerede yaşıyor bu oyuncu? Buruj'da yaşıyor diyelim örneğin. Belçika'da yaşıyor diyelim. Belçika içerisinde, sınırlar içerisinde. Bir takıma giderse okey. Ama atıyorum Fransa'ya, İtalya ya herhangi bir takıma giderse ben senden kardeşim 2 milyon euroyu masaya koymanı isterim demesi gerekmez mi? Senin gitme şartların daha önceden şunu yapamaz mıydık? Bir ay öncesinden bana haber verme şartıyla beraber ben bu maddeni geçerli sayarım. Ben gideceğim kardeşim demen lazım. Bana transfer dönemi başlamadan bana haber vermen şartıyla ya buralı bu maddeleri yazarken okey şimdi bu adam bizim kaşımıza gözümüze gelmiyor. Benim canımı sıkan, benim moralimi bozan detay şu. Burası basamak takımı değil. Adam sakatlığını düzeltmeye, oynamaya gelip buradan 6 ay sonra gidiyorsa bu beni üzer. Çünkü burası Trabzonspor Kulübü. Burası büyük bir camia. Ben daha önce hiç böyle bir şey görmedim bizde. Şimdi e, Pepe geldi. Bizi basamak olarak geldi. Kullandı. Oynadı. Yok yorgunum dedi. Çıkmadı. Bilmem ne yaptı. Gitti. E şimdi arkasından Thomas Mönya buraya basamak takım olarak oyuncu getirmeyin. Buraya getireceğiniz oyuncular gelsinler çatır 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 top oynasınlar. Buraya yine Arabistan'da para kazanmak kulübü gibi görsünler. Sanki Arap kulübü gibi para kazanıp vurup gideyim gibi görsünler. Ne de e, burada böyle basamak yapacak. Sakatlıktan çıkmış, düşmüş, kalkmış oyuncu getirmeyin. Biz böyle bir kulüp değiliz. Biz şampiyonluğu oynayan şampiyonluklar yaşamış tarihinde en delikanlı takımlardan en geçmişi en temiz takımlardan bir tanesiyiz. Ben buna sinirleniyorum. Bu maddeyi yazdın. Tamam yazdın. Oyuncunun çıkışı etik değil. Bana niye eleştiriyorsun diye kızan arkadaşlar. Siz mail yoluyla bir oyuncunun sözleşmesini feshetmesine bir eleştiri getirmeniz gerekiyor. Biz gene zaten birlik ve beraberlik içinde olacağız ama buradaki yanlışı da yanlışı görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar basit mi bu işler ya? Sözleşmeye madde yazdın. Tamam. Kaşına gözüne mi geldi Thomas Muñoz sana? Çok mu seviyor Trabzonspor'u? Çok mu seviyor Türkiye'yi? Çok mu seviyor Trabzon'u? Çok mu seviyor yani bu adam Türkiye'de futbolu futbolu Süper Lig'i. Bu adam gelmiş buraya. Bakın menajerine sordum yerli bir menajeri var bir de Fransız menajeri var. Buraya getirilen, getiren kişilere sordum. Zaten 3 aylığına gelmişti diyor yani. Zaten bu maddeyi koyduk diyor. Adam bunu söylüyor. Ve Thomas Mönye'nin e, karakterinde burada yapmış olduğunun etik olmadığını söylüyorum. Ama oyuncunun gidişindeki durumu ben kulübümüzün hatası görüyorum arkadaşlar. Burası basamak takımı değil. Bir adam ailevi problemlerim var diyorsa ve sen buna onu, ve diyorsa ve ben işte e, ailesi neredeyse tamam o bölgenin dışında gidemezsin demesi lazım. Ona bir madde koyması lazımdı diye düşünüyorum. Ve bir süre koyması lazımdı. Diyor ki 5 dakika kala bize gidiyorum dedi diyor başkan. Ya 5 dakika kala adam Meliyulla ayrıldı. Bu daha da bir büyük bir fiyasko yani bilmiyorum. Ve beni bir de üzen taraflardan bir tanesi şu oldu. 2 gün önce Abdullah Avcı'la konuşup oyuncunun ben burada hani planlama içerisinde diye e, bir söylenti çıkınca Hani Abdullah Avcı ile takımı konuşuyor, taktiksel konuşuyor, son durumunu konuşuyor, gelecek sene planlamasıyla alakalı sohbet ediyor ve telefonu kapatıyor oyuncu. Gidip buradan son dakika golü atması hiç etik olmadı. Ben Thomas Mönye'nin kariyerine de yakıştıramadım. Şimdi kulübümüz bunu tabii ki de kap, kapta bildirdi. Artı onu alacak takımların da kafasında şimdi bir tereddüt oluşacak. Acaba bu adamla sıkıntı çıkar mı bize? biz de problem yaşar mıyız? diye Ama bu adamın ben kafasına göre sözleşmeye pes, pes edeceğini düşünmüyorum. Adam zaten otelde kaldı. Adam zaten kafaya yazmış bunu. Ee, gitmeyi planlamış. 3 ay menajerinde dediği gibi 3 ay 4 ay oynar döneriz kafasındaymış zaten. Gerçekten de bu kafada gelmiş. Maalesef üzülerek söylüyorum. Thomas Mönge ile aylık oldu. Bunu neden tekrar girdim? Bazı arkadaşlarımız çünkü ailevi sebeplerinden dolayı böyle bir şey yazılmış. Abi anlamak lazım falan demişler ama ben öyle anlayamıyorum. Burası profesyonel bir kulüp arkadaşlar milyonların harcanda bir kulüp. Biz şimdi Thomas Mönye'yi bu, bu dönem içerisinde oynattık. Son saniye kadar oynattık. Biz onun yerine Mehmet Can Aydın'ı yedik. Onun yerine başka bir kardeşimiz altyapıdan Salih diyoruz mesela. Salih çıkartsaydık da oynatsaydık daha mı kötü olurdu? Altyapıdan bir oyuncu çıkarsaydık. Bu adam gelmese üçüncü olamazdık diyor. Ya Trabzonspor Kulübü sadece Thomas Mönye ile üçüncü olduysa zaten vay halimize arkadaşlar. Bu kadar da basit değil yani. Thomas Mönye giderse gitsin. Burada Trabzonspor. O zaman Thomas Mönye giderse gitsin. Gelmesin o zaman bu maddeyi koyuyorsa arkadaşlar. Bir de bu taraftan bakalım. Bu maddeyi koymak skandaldır. Yanlıştır yani hatadır. Bunu konuşmamız lazım. Eleştirimizi yapmamız lazım. Popoflayıp da ya aman adam böyle yaptı bize demememiz lazım. Şimdi kap geldi. Bu kapıda konuşalım. Oyuncunun işte sözleşmesi 2005 yılında bitiyor derne. Futbolcu tarafından yapılan fesi işlemine ilişkin olarak başta Thomas Mönye olmak üzere ilgili tüm taraflara e, yönelik yasal sürecimiz şirketimiz tarafından başlatılmıştır dedi. Ve başkanın çok kızgın olduğunu hatta geri bir adım attığı söylendi. Ama başkan bu formayı giymek istemeyen kim varsa bu formayı giydirmeyeceğim dediği söylendi. Ama ben başkanın sözüne inanmak zorundayım. Başkan böyle söyledi ama ben açıkla ne söyleyeyim 5 dakika kala sözleşmeyi fesheden bir adamın ben pişmanım beni geri alın diyeceğini çok hesap etmiyorum. Zaten burayı benimsemeyen, burada kalmak istemeyen, burada mutsuzluğunu televizyonda her yerde açıklayan, otelde kalan adamın da zaten burada işi yok. Orası ayrı bir durum ama ben burada yapılan yanlışlığı söylüyorum. Söz uçar yazık kalır. Dediğim gibi o maddeye bir kurallarda eklenebilirdi. Biraz daha çevresini kapatılarak süre anlamında oyuncuyla alakalı konuşulabilirdi. Yani bir madde yazıldıysa da yani bunun 5 dakikası 1 dakikası yok. Adamın kura hakkıysa bu son 5 dakikada fesheder yani bu adamın hakkı. Dediklerine göre bu adamın hakkı. Bir şey çıkar mı göreceğiz inşallah çıkar. İnşallah Thomas Mönye bize bu yapmış olduğu kazı hesabını çeker. Yani bize resmen kazı kattı. Son dakika burada bu yapılmaz. Açık ve net bu yapılmaz arkadaşlar. Bir kap bildirimi geldi. Bunu da söyleyelim. Bana kızmayın. 5 dakika mail yoluyla pes eden adama kızmanız. Bunu koyana kızmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben objektif bir şekilde yorumumu yaparım. Buradaki hatayı gördüm. Hatayı tespiti çok net. Ee, bu da bu şekildedir. Başkanımız şöyle bir açıklamada bulundu. Bunu da tabii ki daha sonraki açıklamasından getiriyorum gündeme. Majestan kapının altından bir, arkasından bir rapor oluşturulacak. Abdullah Avcı'nın burada raporunu bekliyorum dedi. Ve gelenler, gidenlerle alakalı bir kamp raporu gelecek. Ve biz de buna göre bir transfer politikası yürüteceğiz dedi başkanımız. Benim açık ve ne söyleyeyim gene, ee, burada başkanın 5 transfere çıkmasındaki nedenlerden bir tanesi artık ok yaydan çıktı. Ciddi anlamda eleştiriler var. Geçen sezon maçta e, yuhlandı yönetim. Gitti ona çünkü Pepe'yi getirdi diye hatırlıyorum. Bakın taraftar baskı kurmuştu. Gene iş terse doğru gidiyor. Ve kampta görüntü bana göre çok iyi değildi. Yorum yapıyorum. Bana göre çok iyi değildi. Hoca 2-3 oyuncu getireceğiz dedi. Maksimum 2-3 oyuncu getireceğiz dedi. Başkan bugün 5-6 tane oyuncu getireceğiz dedi. Çünkü bu işin şakası yok. Trabzonspor takımımızın ciddi eksiklikleri var. Burada bir tespit yapılacaksa ekonomik durumun durumu ne olacağını göreceğiz. Bilmiyoruz. Tamam Thomas e, Fernandez kaldı, Corberis kaldı, Tekliç kaldı. Oyuncular yarın ve öbürsü günde e, devam edecek ayrılmaya ama burada ekonomik durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Evet ama başkanın 5-6 oyuncu gelecek ve direkt oynayacak oyuncu alacağım demesinde bunun altında tabii ki de kamptaki raporda yatıyor olabilir. Belki de verdi. Belki de rapor verildi ki verilmesi lazım. Neyi bekliyorlar? Yani kaç gün geçmiş? şurada, şurada 25'inde maçımız var ve kaç gün geçmiş verilmiştir diye düşünüyorum. Burada Ertuğrul Doğan'ın böyle bir açıklaması oldu. Stoper konusunda önemli gelişmeler var. Vavro ile alakalı, Kipre ile alakalı bir, bir yerli stoper hamlesi var. 3 tane stoper şu an için bu şekilde düşünüyorum. Kipre sözleşmesi elinde olan bir isim. B planı gibi gözüküyor. Asıl Odaklandığımız nokta Vavro. Sabek için Kastrop ve Yosef Atal Adana Demirspor takımında adı geçen oyuncuların başında. Yosef Atal'dan vazgeçme sebebi Thomas Mönye'ydi. Bunun altını çizeyim arkadaşlar. Geçen dönem Thomas Mönye'ydi. E, Thomas Mönye'yi indirdik ve 2 günde biten bir transferdi. Bu transferin bitirişinde çok hakimi biliyorsunuz. Ryan Banya'nın da ayrılışı gündemde. E, burada tabi içeride Orsiç'ten bir rapor bekleniyor. Orsiç'in durumuyla alakalı gelişmeleri yakından takip ediyorum. Ee, gerçekten moral bozuldu. Ama burada yine bir özetlediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Stüdyomuza geldik. Ee, bir özetlediğimizi düşünüyorum. Forma çekilişini soran arkadaşlarımız var. En düzgün zamanımız, en geniş zamanımız akşam 9-10 gibi. Ya yarın yaparız ya öbürsü yaparız. Gerçekten gündem çok yoğun ve ben de çok yoğunum. Mesela yarın sabah gideceğim arkadaşlar. Kanalizasyon kazısı yapacağım. Neredeyse 70-80 metre kanalizasyonda kazı yapacağım oraya boru döşeteceğim ve yarın en geç cumaya kadar bu işi tamamlamam gerekiyor. Şey, yani baya bir ciddi işlerim var benim de ama elimden geldiğince gene sizleri videosuz bırakmamaya çalışacağım. Sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gerçekten bugün akşama kadar aslında şantiyedeydim. Şantiyemin yanında annemin evi var. Annemin evine giriyorum şantiyeye gidiyorum. Git gel git gel. Anca bizden de bu kadar çıkabiliyor. Şimdi evime geldim. Ee, hemen karşınıza geldim. Şu durumun en son özetini yaptım. Kap geldi bu kapa yetişememiştik. Bu kapı bildirdik. Stoper'de 3 tane yeni isim var bunları sizlere paylaştım. Daha da detaylı bir video yarın sabaha bırakalım. Gece belki bir sürpriz canlı yayınımız olabilir. Şimdiden beklemede kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapın beğenin. Benim düşüncelerim bu şekilde. O maddenin çevresini kapatıp oyuncu belli bir yere yönlendirilebilirdi. O zaman belki de bu oyuncu gitmesi daha da zor olacaktı. Şimdi Lille deniliyor, Monaco deniliyor, masaya oturacak deniliyor. Yani bu adam Fransa'ya giderse işte o zaman üzüleceğiz. Başka yere giderse üzüleceğiz. Yani bir madde bir para koysaydık keşke. Oyuncunun belki kafada gitgeller var. Çok normal bir adam değil. Başkan da birazcık burada çok cid ciddi dillendirmedi ama bakalım artık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.